Son Mühürek Anları'nda gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. 9'da, saatlerimiz 9'u gösterdiğinde haber maratonuyla sizlerle birlikteydik. İlerleyen dakikalarda da günün konuğu diyeceğiz demiştim. Kemeraltı Hayat Platformu sözcüsü Cem Ceylan bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Günaydın. Günaydın, teşekkür ederim. Biz gerçi yayın öncesi değil mi? Konuşmaya zaten başladık. İçine girdik, bir kemeraltına çıktık. Şöyle bir kuş bakışı yaptık. Evet. Çıkamadık hatta. Çıkmak çok mümkün değil kemeraltına. Şimdi detaylandıracağız, birçok açıdan bakacağız. Daha öncesinde, yayın öncesinde ettiğimiz sohbetinde belki bazı noktalarını açacağız. Şimdi yaşayan bir çarşıdan bahsediyoruz. Her anlamıyla yaşayan bir çarşıdan. Ve hemen hemen orada hem dernek, hem platform, ya esnaf, vatandaşlar, yani kimle sohbet etsek ortak hedef kemeraltının değerini yükseltebilmek, eski haline döndürebilmek. Herkesin bir ortak hedefi var, ancak giden yolda demek ki bazı hatalar var. Evet. Belki de bu konuda önerileriniz olacaktır, ama biz şöyle çarşıyı bir tarihiyle bir anlatsak, biz nasıl bir çarşıdan bahsediyoruz? Çarşı, bütün İzmir'e günaydın bu arada. Yani başlarken çarşıyı anlatmak, yani hem kolay hem çok zordur. Çarşıya o kadar çok farklı bakış açıları var ki. Tarihi Kemeraltı Çarşısı dediğinizde birileri alışverişi çağrıştırır ve onu anlar. Alışveriş etmeyi, bir çarşı, bir pazar yeri anlar. Kimileri bir tarih ve kültür mirasını anlar. Kimileri sosyalleşme alanı görür çarşıyı. Yani işte gidecek yerler esnaf lokantalarıyla, alışverişiyle bütünlüklü bir şey olarak görür. Yaşam alanı, sosyalleşme alanı olarak görür. Ama çarşı bunların hepsinden çok daha önemli tabii. Çarşı çok farklı bir yerde. Aslında belki İzmir'i oluşturan nüve, öge de çarşı. Yani bunu niçin söylüyorum? Biraz önce de bahsettik. Agora'da yapılan son çalışmalar, Akın Hoca'nın son çalışmalarında İzmir neredeyse geçmiş 8-9 bin yıla tarihlendi. Yani İzmir'in tarihi neredeyse Göbekli Tepe'ye yakın bir zamandır. Şöyle düşün, 10 bin senedir üstünde hayatın hiç bitmediği, hiç yok olmadığı, sürekli bir hareketin, sürekli bir yaşamın olduğu bir alandan bahsediyoruz. Çünkü Agora kemeraltı dip dibe. Demek ki orada yeşermiş hayat çarşıyı da ve etrafını da ve dolayısıyla şehri de etkilemiş bütünlük olarak. Kemeraltı gibi İzmir'i var etmiş, İzmir'in değerini var etmiş, İzmir'in varlığına, refahına katkı sağlamış, var olmasına katkı sağlamış bir alanın bugünkü bakış açısıyla çarşı diye nitelendirilmesi, sadece işte ne bileyim dükkanlar ya da alışverişe indirgenmesi çok şey değil, doğru değil. Haksızlık da yapmış oluruz. Birçok konuda haksızlık yaptığımız gibi kemeraltına yani. Şimdi biz yayın öncesinde konuştuk ya, şimdi belki izleyenlerimize de sorabiliriz. Kemeraltı deyince ilk aklınıza ne geliyor dediniz, evet, bana. Evet. Alışverişi çağrıştırıyor tabii insana. Arkasından birçok şey de belki ardı ardına geliyor. Dediğiniz gibi sosyalleşmek, eğer aradığınızı bulamıyorsanız doğru adres kemeraltıdır. Ben kesin orada bulurum. Bu bir eşya da olabilir, yiyecek, içecek bir şey de olabilir. İşte bazen diyorum ya, bir bitki çayından giyecek, evet, bir şeye kadar ya da bir vidaya kadar. Bazen diyoruz ki biz bunu kemeraltından buluruz, başka bir yerden bulamayız diye düşünüyoruz. Ama bunların hepsinin arkasında dediğiniz gibi bir tarih, bir kültür, miras var elimizde. Hem de çok büyük bir miras. Şimdi bazen ülkeleri şöyle gözünüzü kapatıp, özellikle bazıları kurumsal kimlikleriyle size tarihsel bazı şeyleri canlandırır, yapıları canlandırır. Gözünüzü kapatırsınız, işte Paris dendiğinde, Londra dendiğinde, Strasbourg, Amerika Birleşik Devletleri, evet, bazı şeyler gözünüzde canlanır. Mesela İzmir'de, Konak'ta ki bir beşik burası her şeyiyle. İncil'de geçen 7 kilisenin içerisinde bulunduğu bir bölgeden, ki İzmir'de de yine keza bulunduğu bir şehirden bahsediyoruz. Peki neden tarihi çağrıştıramıyoruz? Evet. Bu tabii bir süreç. Yani kemeraltının bu hale gelmesinde, şu anki hale dönüşmesinde sebepler, parametreler neyse, bu süreçte bu oluştu. Ha, bunu anlatmak gerekirse kısaca şöyle düşünün, işte kervanların geldiği, İpek yolu ticaretinin işte ta uzak doğudan, Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar ulaştığı bir şeyde, alanda, bir yolda, bir güzergahta İzmir, kemeraltı veyahut da liman kenti olarak İzmir çok önemliydi. Çok önemli bir zenginliğe sahipti. Çünkü batıya açılan ucuydu doğunun. Son kalesiydi, limanlar buradaydı. Kemeraltı şekillenirken de aslında o limanların varlığıyla biraz şekillendi.
Yani Kemeraltı Anafartalar yayına baktığınız zaman aslında eski iç kalenin, iç limanın olduğu bölgeden itibaren ticareti destekleyecek, lojistiği halledecek, şimdiki anlamda söylüyorum, halledecek depolarla, hanlarla, dükkanlarla bu şekilde kendiliğinden, yani kendi dinamiklerinden şekillenmiş bir çarşıdan bahsediyoruz. Kendi dinamikleri çok önemli ama kendi dinamikleri etkileyen ayrıca unsurlar da var. Ne zaman ki Kemeraltı işte biraz daha şehrin farklı endüstriyel yapılarıyla, alanlarıyla ya da işte endüstrinin daha fazla kente gelmesiyle ticaret diğer bölgelere de kaydı. Hı hı. Kemeraltı burada asıl işlevi olan, aynı zamanda ikamet edilen evlerin olduğu, Kemeraltı esnafının Kemeraltı'nın etrafında yaşadığı, şeyi yitirdi biraz, o durumu, o hayatı yitirdi biraz. Dolayısıyla da sadece insanların, işte orada yaşayan İlme insanlar... İlme yolu da mı kaybetti diyorsunuz? Öyle gözüküyor 70'li yıllarda işte İzmir'in diğer semtlerinin gelişmesi, Alsancak'ın gelişmesi, Üçkuyular tarafına kayması, İskan bölgelerinin, yerleşkelerin, işte Karşıyaka'nın canlanması, Bostanlı'nın canlanması, oradaki yerleşik insan hayatının, aileleri, orada yaşayan ailelerin oralara taşınması. Tabii apartman modası var, 70'li yıllarda falan apartmanda yaşama modası var bir yandan. Algılar değişti aslında. Dolayısıyla da insanlar o bölgeden diğer semtlere taşınmaya başladı. Yani işte kaloriferli bir apartmanda yaşamak istediler. Asansörlü bir binada oturmak istediler. O zaman için öyleydi. Dolayısıyla da o bölgede iskan boşalınca orası sadece alışverişe gidilen bir çarşı olmaya başladı. Yani eskiler bilir, eskiler lokantalarıyla, restoranlarıyla, akşam sosyalleşeceğiniz mekanlarıyla, sinemalarıyla, tiyatrolarıyla. Yani orası tamamen bir yaşam alanıyken, kentin diğer tarafında kayan bu sosyal alanlar, yeşeren sosyal alanlar Kemeraltı'nın biraz ihmal edilmesine sebep olmuş gözüküyor. Dolayısıyla da orada insanlar hayatlarını başka yerde sürdürürken, işte sizin biraz önce söylediğiniz gibi bulamadıkları semtinde ürünleri, malzemeleri, herhangi bir şeyi nerede bakalım, işte Kemeraltı'nda buluruz demeye başladılar. Bu da son bir 20 yılda insanların kafasında Kemeraltı çarşı olgusunu yarattı, pazar olgusunu yarattı. Ve ne yazık ki aslında çarşı da buna göre şekillendi. Birbirini çünkü besleyen şeyler bunlar. Dolayısıyla Kemeraltı çarşı olarak dönüşmeye başladı, oluşmaya başladı. Bu aslında sıkıntılı bir durum. Şimdi zaman zaman hep böyle sohbetlerde, yani Kemeraltı'nı konuşurken 7-24 yaşayan bir Kemeraltı hayal edilir. Peki şehrin o renkli alanları başka bölgelere kaymışken artık Kemeraltı o eski hareketli günlerini ya da o renkli günlerini kaybetmişken, o 7-24 bir hayal mi Kemeraltı için, o bölge için? Şu anki durum için hayal tabii. Yani şöyle bakmak lazım, şu an hayal derken ben bunu çok isterim. Bu ayrı. Yani gerçekten canı gönülden isterim 24 saat canlı cıvıl cıvıl bir Kemeraltı olsun diye. Neden hayal diyorum şu an için? Öyle bir bölge düşünün ki bölge neredeyse terk edilmiş, kendi haline bırakılmış. Yani çok enteresan bir şekilde alması gereken sosyal yatırımları, ekonomik yatırımları alamıyor. Dolayısıyla da buraya insanların yatırım yapması, hatta gidip orada tekrar yaşamaya başlaması çok kolay değil. Önce bunun sağlıklaştırılması, bu altyapının kurulması lazım. Kemeraltı'nın etrafında da yeniden iskanın oluşturulması, yeşermesi lazım. Orada güzelim tarih mirası, ata mirası, 200 yıllık, 250 yıllık konaklar bomboş, virane. Hatta bazıları işte dönüşümcülerde, bazıları hurdacılarda, bazıları işte küçük atölyeler olarak kullanılmakta. Önce bunun bundan kurtarılması için bir şeye ihtiyacımız var, eyleme ihtiyacımız var. Aslına bakarsanız şöyle düşünün. Başta da konuştuğumuz gibi Kemeraltı 40 yıl önceye kadar gerçekten çok saygınlığı, prestiji olan bir bölgeydi. Kemeraltı'nda yaşayan insanlar, Kemeraltı esnafları, Kemeraltı esnafı olduğunu, orada tüccar olduğunu övünerek söylerdi çeşitli şeylerde, camialarda. Yani Kemeraltı'nda dükkanım var demek bir prestij, bir saygı unsuruydu. Şu an bunun tersine bir durum var. Bu tersine olan durumun da sebepleri ortada. Yani gerçekten... sosyal hizmet alamayan bir Kemeraltı var. Yani bugün şöyle düşünelim ki akşam saat 7'den sonra aydınlatması olmayan bir bölge burası.
Yani düşünebiliyor musunuz? Biz İzmir'deyiz. Türkiye'nin işte en lokasyon olarak da En Göbek'te. Batıdaki en böyle aydınlık yüzü, en demokratik şehri, Akdeniz'in incisi ve Kemeraltı tek. Bir tane Kemeraltı var. İzmir'de bir tane, Kemeraltı'da biricik. Ve biz Kemeraltı saat akşam güneş gittikten sonra aydınlatılmadığı için Kemeraltı'na girmekte imtina ediyorsunuz ve sonra diyeceksiniz ki 24 saat yaşayan Kemeraltı. Peki aydınlatmak zor mu? Ya zor, niye zor olsun? Yani siz İzmir'in diğer semtleriyle kıyaslayın. Bostanlı, Karşıyaka, Bornova, Üçkuyular, Hatay, Güzelyalı. Buralara belki peyzaj çalışmasını harcadığınız para kadar bile para harcamıyorsunuz Kemeraltı'na. Sorun orada bence. Hizmet alması lazım, sosyal hizmet alması lazım. Denetlenmesi lazım. Yani bugün çarşıya biz geçen 2019'da özür dilerim, çarşıyı kullanıcıları, yani ziyaretçileri, esnafları, bunlarla konuştuk ve küçük bir anket yaptık. O küçük ankette enteresan şeyler var, sonuçlar var. Sorun olarak belirlenmiş sonuçlar, sonuçlar. Küçük ankette 5-6 tane çok önemli sorun çıktı karşımıza. Birincisi çarşıya ulaşım. Tarihi çarşıya ulaşım. Biraz önce sohbette söyledik ya, Kemeraltı'na yaklaşık 12 bin, 14 bin diye kayıtlarda var ama 10-12 bin civarında işletme var, iş yeri var. Dolayısıyla Kemeraltı'ndaki ürün gamı, ürün sayısı çok fazla. Böyle olunca da kendi semtinizde bulamadığınız her şeyi orada buluyorsunuz. Ve Kemeraltı'na gelmek, Kemeraltı'na sadece bir işte vida için, ayakkabı için, toka için, kahve ya da kuru yemiş için gelmiyorsunuz. Kemeraltı'nı evden çıkarken bütün tasarlıyorsunuz. Eğer Bornova'dan gelecekseniz sabah ona göre çıkıyorsunuz erken saatte. Diyorsunuz ki kahvemi alacağım, baharatlarımı şuradan alacağım, peynirimi buradan alacağım. İşte öğlen olur, o zaman ne kadar acıkırım. Şu lokantada, esnaf lokantasında nefis bir yemeğimi yiyeceğim. Peşinden geçip şu işlerimi gördükten sonra da oturup Hisar önünde kahvemi içeceğim bir güzel. Ondan sonra da akşam şurada dinleneceğim. Ondan sonra da döneceğim. Şimdi bu çarşıya erişimle alakalı bir sorunumuz var bizim. Bunu sadece otopark olarak görmeyin. Ben çarşının içine arabaların girmesine, çarşının yakınına, hatta yakınına bile araçla girilmesine karşıyım. Ama doğru bir uygulamaya ihtiyaç var. Yani oraya bir sürü eşya aldıktan sonra otobüse, metroya ya da gemiye binemeyecek insanların araçlarını güvenli koyup güvenli alacakları ve ona rahat erişecekleri alanlara ihtiyacımız var bizim. Şimdi lafınızı burada bir virgül koyuyorum. Buyurun. Benim de sizi anlatırken ilk aklıma gelendi. Şimdi zaman zaman Kemeraltı'na gidelim dediğimizde arabayı nereye koyacağız? Trafik. Zaten İzmir'in son zamanlardaki trafiği malum. Bir de trafiğin çok kilit olduğu bir alan orası. Çünkü kamu binalarının tamamı orada. Valilik orada, belediyeler orada. Gerçi dağılışımda ama. 5-6 gibi işten çıkan biri için düşündüğünüzde zaten gitmek çok, çok büyük sorun. Muhtemelen de hava kararıyor siz gidene kadar. Evet. Bu sefer gittiğinize değmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Hafta sonu yola çıksanız, işte trafiği, ulaşıma çok alışveriş yapacaksanız, dönüşü gerçekten şimdi siz anlatırken canlanıyor. Evet. İnsan gerçekten bu sıkıntılar dolayısıyla evden hiç çıkmamayı bazen yeğliyor. Kemeraltı'nı, gelin öyle demeyin. Siz arayın, biz size park yeri buluruz. Kemeraltı en büyük sorunu bu, erişim. Yani genelde bazı esnaf arkadaşlar bunu otopark olarak tarif ederler ama otopark değil, çarşıya kendi aracınızla erişim. Bunun için çeşitli alternatifler, çok özür dilerim, projeler var. Otopark sorunu, yani çarşıya araçla girme sorunu, girmek zorunda olan insanlar için söylüyorum. Mesela oradaki esnaflar, 10 bin tane esnaftan bahsediyoruz. İnsanlar sabah alışverişini yapıp dükkanına getirmek zorunda ve mümkün olduğu kadar en yakınına getirmek istiyorlar dükkanlarını. Dolayısıyla belli lojistik merkezleri Kemeraltı'nın etrafında olup da Kemeraltı'na farklı, yani benzinsiz araçlarla, el araçlarıyla falan taşınacak şekilde ya da elektrikli araçlarla taşınacak şekilde lojistik alanlarımız yok. Olmadığı için de dükkanın önüne kadar getirmek zorunda arabasını. Bu bir sorun. Şimdi biraz kapaldı. İki yıldır evet şeyler var artık, elektronik şeyler, dubalar var, dolayısıyla da kapalı yol. Ama şimdi o da başka bir şeye sebep oluyor. İnsanların oraya mallarını taşıması, indirme bindirmesi falan sıkıntı yaratmaya başladı. Onun için bize göre, bana göre belli lojistik alanları olmak zorunda Kemeraltı'nın etrafında ki buradan da insanlar farklı transport şekilleriyle, alternatifleriyle çarşının içinde yürüyebilecek. Tabii çarşının da ona göre düzelmesi lazım. Kendi mallarını
dükkanlarına ulaştırabilsinler ya da dükkandan toptan sattıkları malı araçlara kadar gönderebilsinler. Böyle bir şeye ihtiyacımız var alternatif çalışmaya. Otopark sorunu derken bu sadece arabayı çarşıya getirme, çarşının yakınına getirme sorunu değil. Bakın otopark sorunu öyle bir hale geldi ki artık çarşıda bazı binalar yıkılıyor. Terk edilmiş eski binalar yıkılıyor. Bir gecede molozlar yayılarak park haline, otopark haline getiriliyor. Siz artık çarşıya girdiğinizde arabanızın anahtarını kime verdiğinizi bilmeden arabanızı teslim ediyorsunuz. Öyle bir hale geldi ki otoparklar olmadığı için işte o sokağa park eden araçlar trafiği tamamen kilitler ve oraya girip çıkamaz hale getirir insanlar. Biz bunu yaşıyoruz çünkü biz de işte orada esnafız aynı zamanda. Ben de sabahları dükkanıma aracımla gidiyorum. Belli alışverişlerimi yapıyorum. Arabamda malzemelerim oluyor. Onları taşımam gerekiyor. Bazen bir saat çarşıya giremem dolayı. Yani otopark sorunu öyle bir zarar vermeye başladı ki sadece araba park etmekten bahsetmiyorum. Alanları kaybediyoruz. Binaları kaybediyoruz. Bu binaların ne kadarı tescilli, ne kadarı tescilli değil, ne kadarı eski ve anıt yapı bunları bilmiyoruz. Çünkü ara sokaklarda yıkılan binalar sonra bir bina, ana caddeye bakan bir bina yıkıldığında anlıyoruz ki 3-4 tane binalık yer orada açılmış. Dolayısıyla bu aslında sadece bir park sorunu değil. Bu kemer altındaki kültür mirası için, tarihi miras için de bir tehdit unsuru haline geldi. Dolayısıyla bunun halledilmesi lazım. Yine erişimle alakalı. Kemer altında mesela ana caddeye girdiğinizde rahat yürüyebiliyor musunuz? Ben size soruyorum. Arnavut kaldırımlarda. Zor bir bayan için. Özellikle topuklu giymişseniz veya İmkansız. Çarşıya giderken ayakkabı tasarlıyor musunuz? Planlama yapıyor musunuz? Tabii spor ayakkabıyla gitmek iyi oluyor. Şimdi mesela aslında bu da çok üstüne düşündüğümüz bir şey değil ama konforlu alışveriş için özellikle hanımlar için çok önemli bir etken. Çarşının yürüme yolları tabii ki Arnavut kaldırımı olsun. Tabii ki eski parke taşları olsun. Bundan çok memnunuz çünkü oranın süretini, görselini, tabii. mimarisini destekleyecek olan odur. Eski neyse olsun. Ama bunlar üstünde yürünebilir olmalı değil mi? Yani bastığınız zaman topuğunuz kırılmamalı, evet. bir çukura girmemeli, ayağınızı burkmamalısınız. Ya da bir işte yerinden çıkmış ya da üste doğru kaymış, yana doğru kaymış bir taş sizi düşürmemeli yere. Yani aslında erişim derken bunu da koyuyorum içine. Konforlu alışverişin bir yolu da bir sosyal alanlar yaratıp dinlenecek insanlara. Çocuklu aileler var. Çocuklarıyla gelenler var. Emzirmesi gereken anneler var. Yaşlı insanlarımız var. Büyüklerimiz var. Yani baston kullanan, tekerlekli sandalye kullanan. Bütün çarşıya erişimde bunların da düşünülmesi lazım. Çarşıda yürüyemiyoruz. Siz özellikle hanımlar geldiğinde ve de topuklu varsa gerçekten orada ya ayakkabı satın almak zorunda kalıyorsunuz. Veyahut da artık bana yeter. Ben şurada bekleyeyim siz alışverişinizi Eğer yapıp gelin. Eğer planlı gideceksek yanımızda zaten oluyor. Bir terlik, bir spor ayakkabı, daha rahat sandalet giyebileceğimiz yanımıza bir tane alıyoruz. Valla bir yeri gezmeye gidiyorsanız başka planlar yapmalısınız. Nerede yemek yiyeceksiniz, nerede kahve içeceksiniz, nasıl rahat edeceksiniz. Doğru. O konforu bizim sağlamamız lazım. Yani kenti yönetenlerin sağlaması lazım o konforu. Mesela bir eksiğimiz de bu. Fiziki koşullar, yani yine yaptığımız ankette fiziki koşullar, işte güvenlik, olumsuz esnaf algısı. Yani taşı tabii bizim de çuvaldızını kendimize batırmamız lazım. Bir de altyapı çalışmaları. Bunlar en büyük sıkıntıları çarşının, en büyük sorunları. Fiziki koşullar biraz önce anlattım işte yolda rahat yürüyemiyorsanız konforlu alışveriş yapamıyorsanız. Yapamıyorsanız da konforlu bir alışveriş size sunulamıyorsa... Siz alışveriş yapmaya gelmiyorsunuz, vazgeçiyorsunuz bir süre sonra. Hani kemer altı niye böyle diye konuşuyoruz değil mi? Doğru. O güzelim tarihi binaların, o güzelim tarihi şadırvanların, çeşmelerin, duvardaki kitabelerin üstüne bile mallar asılıyorsa, yani ucuz Çin malları satış için asılıyorsa, sokak araları dükkana çevrilmişse, üstü kapatılarak, yani işgal edilmişse ve sokak aralarına geçemiyorsanız, giremiyorsanız, işte dediğim gibi akşam karanlıkta, hava karardıktan sonra çekiniyorsanız çarşıya gelmekte. Bunlar şu anki koşullarıyla alakalı ve bu koşulların da bir an önce düzeltilmesi lazım. Ya da lazım. Biri yani, sizi yolda yürürken sürekli alışveriş yapmanız için taciz ediyorsa. Ambiyane tabirle. Çok haklısınız. Olumsuz algıyı konuştum. Olumsuz algı bizim oradaki bazı esnafların esnaf demeye de dilim varmıyor açıkçası. Yani bazı satıcıların pazardan, işportadan edindikleri alışkanlıkla çarşıya taşıdıkları bu satış biçimini... Bir alışkanlık biçimini, mı yoksa onlardan bir talep mi var acaba? Onu aslında yine başka sosyolojik sorun var arkasında.
Yani Türkiye'deki gizli işsizlik bunu tetikler. O insanlar, iş bulamayan insanlar giderler bir mağazaya ya da bir mağazalı onu çağırır, der ki benim ana caddeden 3 sokak içeride dükkanım var. Burada kiralar ucuz. Atıyorum 1500 lira 2000 lira kira veriyorum. Ana cadde üzerinde, ana Fartalar Caddesi üzerinde kiralar 10.000 lira 15.000 lira. Sen gel benim adıma çarşının göbeğinde dur, oradan bana müşteri getir, ben de sana komisyon veririm. Bakın burada işsiz kalan gençlerin, Türkiye'deki o işsizliğin ortaya çıkardığı bir durumdan, bir sosyolojik durumdan bahsediyoruz. İki, bu haksız rekabetten çarşının içinde olan, yani ana cadde üzerinde vergi kayıtlı, daha fazla kira ödeyip, daha fazla giderle, daha fazla girdiyle çalışmak zorunda kalan esnafla, daha arkada daha ucuz maliyetlerle çalışan esnafın haksız rekabetinden de bahsediyorum burada. Hı hı. Ama bunun da ortadan kaldırılması ancak denetlemeyle mümkün. İnsanları tacize varan, insanları rahatsız edecek şekilde satış yapılıyorsa bunun denetlenmesi lazım. Bunun için kamunun hem yetkisi hem gücü var. Yani biz bunun için belediyelerin yetki, erk, güç kullanması için oraya geliyor belediye başkanları. Zabıtası var. Valiliğin kolluğu var. Polisimiz var. Eğer kayıtsız, kayıt dışı bir şey varsa, iş yapılıyorsa, çalışan bir yer varsa ve bu da aynı zamanda ülkenin zor ekonomik koşullarında düzgün çalışan esnafa rekabet anlamında bir yük getiriyorsa, bir haksız rekabete sebep oluyorsa bunun da önlenmesi lazım. Bunu da önleyecek olan kamu yönetimidir. Gerçi o kadar rahatsız edici bir davranış ki haksız rekabete neden olacak bir kazanca götürmez esnafı diye düşünüyorum. Çünkü 5 kişiyi çağırıyorsanız yoldan, bir kişi belki yanlışlıkla giriyorsa giriyordur, dördü de rahatsızdır. Çok haklısınız. Yani tuttuğunuz herkes... Bu bir imaja sebep oluyor. Bakın, tabii. Kemer mesela altının imajını zedeliyor. Mesela benim hiç geçmeyeceğim yollar var. Sevmiyorum oralardan geçmeyi. Ya mesela, bu içeride de olsa esnaf, dışarıda da olsa yolda rahatsız edilen kişiler dolayısıyla benim kullanmadığım bir güzergah haline dönüşüyor. Şu sizin söylediğiniz şey var ya, yani kemer altını tanımlamakta ve kemer altının bugün geldiği incitici noktayı tarif etmekte çok önemli. Siz bir İzmirli hanım olarak girmeyeceğiniz sokaklar varsa o gerçekten bu şehir yönetenlerin, bizim oradaki esnafın utancıdır. Siz evet. Eğer sokak seçiyorsanız ve İzmir'in göbeğinde bunu yapıyorsanız o bizim utancımızdır. Yani birçok sorun var halledilmesi gereken. Şimdi Kemeraltı'nın değerlerini konuşurken, Kemeraltı gibi bölgeler dünyanın her yerinde, Prag'da, Paris'te, ne bileyim Strasbourg'da, çok özür dilerim, bulundukları şehrin lokomotifidir ekonomik, kültür ve sanat alanında. Lokomotiftir orası. Orası o şehri de alır, sürükler, kalkındırır, başka bir yere getirir, bütün dünyaya tanıtır. Yani ne bileyim, hani Fransa demezsiniz, Paris dersiniz. Yani Strasbourg dersiniz, hı hı. Fransa demezsiniz yine. Dolayısıyla da bu markalaşmış kentler korunarak bu hale geldi. Tabii. Uygulamalarla bu hale geldi. Yasalarla, hukukla bu hale geldi. Şimdi belediye kanunları belli. Türkiye'deki anayasa ve yasalar da belli. Siz eğer orada yasal olmayan biçimde bir uygulama yapıyorsanız, ticari bir uygulama yapıyorsanız, bunun bir karşılığı, bir yaptırımı olması lazım, bir denetlenmesi lazım buranın. Sizin söylediğiniz gibi eğer İzmirli bu hale geldiyse, İzmir'in kadınları, İzmir'in kızları bu hale geldiyse, aman şu sokaktan geçmeyeyim, bu sokaktan geçmeyeyim haline geldiyse, vay halimize. Kemeraltı olarak. Şimdi, 14 bin esnafın içinde belki 14 tanedir. Evet. İnanın böyle doğru söylüyorum. Yani şey değil. Yani nokta atışı en fazla 14 tanedir. Ana Fartalar Caddesi'nden girin sonuna kadar, Havra'ya kadar devam edin, yürüyün. Ama 14 bin dükkanın imajını zedeleyen, esnafın prestijini zedeleyen bir tutum. Bunun çözülmesi lazım. Evet. Ve bunun için yıllardır da atılan somut bir adım var mı? Ya da bizim şu ana kadar yok. Yani şu ana kadar somut bir adım yok. Yani şu an bekliyoruz. Geçmiş dönemlerde İşborta ile alakalı çok ciddi uygulamalar oldu ve İşborta bir şekilde çarşıdan arındı. İşborta dediğiniz zaman insanlar çok farklı anlayabiliyorlar. Onu da ayırmak lazım. İşborta sadece ekmek parasını kazanan bir işportadan, işte uygun yerde duran bir işportadan bahsetmiyorum. İşportadan dolayı çarşıda suçlar işlendi geçmiş dönemde. Yani gerçekten insanlar katledildi. Hı hı. Yaralanmalar oldu. Yani çok ciddi şeyler oldu. Suçlar işlendi. Dolayısıyla da o halledildi.
Ama şimdi yeniden yavaş yavaş böyle bu çarşının kendi haline tek başına bırakılmış başıboş hali yeniden yavaş yavaş iş portayı canlandırmaya başlıyor çarşıda. Buna dikkat etmemiz lazım. O marka şehirlerden bahsettik ya, farklı ülkelerdeki. Evet, atladık. Şimdi tarihiyle, kültürüyle, deniziyle o kadar çok malzeme var ki elimizde bir marka şehir olmak için. Bunları neden birleştiremediğimiz belki ayrı bir tartışma konusu. Ama turistlerin geldiğinde ya da turistlerin İzmir'e geldiğini varsaydığımızda gitmeleri gereken uğrak noktalardan biri de, yani ziyaret sırasına konulan ortak noktalardan birinin Kemeraltı olması gerekmez mi? Burayla ilgili farklı bir çalışma yürütülmesi gerekmez mi? Şimdi turizm ofisleri falan kuruluyor. Yani bu tür çalışmalar yapılıyor. Ama bu tür çalışmalar geçmiş dönemlerde de yapıldı. Nereye evrileceği, nasıl sonuçlanacağı önemli bunların. Umarım ki iyi sonuçlanır bunlar. Ama bir bakış açısını daha anlatayım size. Sadece turist gelsin diye Kemeraltı'nı düzeltmemeliyiz biz. Kemeraltı bizim geçmişten aldığımız ve gelecek nesillere bırakmamız gereken bir emanet. Yani biz Kemeraltı'nı bunun için sevmeliyiz, bunun için korumalıyız öncelikle. Bunu yaparsak ve Kemeraltı'nı hak ettiği değeri verirsek zaten turist gelir. Yani turiste bizim ayrı proje yapmamıza gerek yok. Baştan da söyledim, Kemeraltı'nın kendi dinamiği var. Bir kurguladığı, oluşturduğu habitat var, bir hayat var orada. Siz bunun karşılığında, buna rağmen, bunu dikkate almadan, yani gerçek güncel olanı, oranın ihtiyaçlarını dikkate almadan, sadece turist gelsin diye proje yaparsanız, farklı bir şeye dönüşür. Ruhunu kaybeder Kemeraltı. Yani biz iki senedir Kemeraltı'nın işte aman soyulaştırılmasın, aman buna dikkat edelim diye bas bas bağırıyoruz. Yani bunun için de çok taşlandık gerçi ama bas bas bağırıyoruz. Bunu söylememizin sebebi de bu. Bir bakış açısı da Kemeraltı'nı işte markalara açsak, işte düzeltsek, işte tamam bu turizm konseptiyle alakalı. Uluslararası markalar gelse buraya, dünya markaları gelse aman ne şahane olur. Yani turist, atıyorum, Amerika'da yediği hamburgeri bir de İzmir'de Kemeraltı'na yiyeyim diye gelmez Kemeraltı'na. Ama bazı markaları açıyoruz. Şu an Kemeraltı'nda bazı markalar var, AVM'lerde de gördüğümüz. Bunlar olacak tabii. Yani ama kastettiğim şey şudur. Kemeraltı'nı özgün kılan, onun yüzlerce, binlerce yıldır bugüne gelmesini sağlayan değerler var. Evet. Bunlar önemli ve bunlar korunmalı. Bunlar, bu önemli değerler korunduğu zaman, kültürel değerler, ekonomik değer, kendi markalarımız var. Ekonomik değerler derken bunu kastediyorum. Kültürel değerler derken orada binlerce yıldırın kültür izleri var. Bütün dinlerden yaşamış topluluklar var orada. Bütün kültürlerden yaşamış topluluklar var orada. Ve onların bıraktığı bize izler var. Sinagoglar var, kiliseler var, camiler var, şadırvanlar var. Başka ülkelerde göz bebeği gibi korunan alanlardan bahsediyoruz. Evet. Yani o kadar büyük bir hazine var ki orada. Yani bunların korunmasından bahsediyoruz. Ama bunları korurken ne olur biz hani bunları koruyalım da turist gelsin ya da işte biz alalım bu kilisenin ya da sinagogun yanına da şöyle bir konferans merkezi yapalım. İşte burada da turistleri şöyle ağırlayalım. Ben bu mantığı biraz sıkıntılı buluyorum. İçeride ama bir restorasyon çalışmaları ve farklı bir süreç işletiliyor galiba. Tabii Tunç Bey geldikten sonra Tunç Bey aslında Kemeraltı'na çok iddialı geldi. Yani Kemeraltı benim imzam olacak diye geldi ve Tunç Bey'in bu söylediği mesela bizde gerçekten çok büyük bir umut yarattı o dönem için. Yani seçimlerden önce yaptığı toplantılarda, seçim toplantılarında Kemeraltı benim imzam olacak dediğinde ben çok net hatırlıyorum. 3. Cemre toplantısı Kadifekale'de yapılan. Çok umutlandık biz Kemeraltı olarak. Kemeraltı'nın esnafı olarak, Kemeraltı'nda yaşayan olarak. Biz Kemeraltı'nın yeniden o eski, güzel, neşeli günlerini, Kemeraltı'nın arkasındaki sokaklarda çocukların oynadığı, çocukların koşturduğu, yine bahçelerinde böyle ne bileyim hanım ellerinin, begovillerin olduğu, sakız sardunyalarının camlardan sarktığı, insanların birbirine günaydın diye seslendiği, ne bileyim bahçelerden gelen, avlulardan gelen o seslerin, şamataların, o gürültülerin, o neşelerin, o kahkahaların olduğu bir Kemeraltı düşünüyoruz biz yine. Ve biz bunu düşlerken de aman o markalar gelsin, bu markalar gelsin, turizmden para kazanalım falan diye de değil. Yani Prag böyle kurulmadı, Paris böyle korunmadı. Yani onlar turist gelsin diye yapmadılar bunu. Elimizde bir değer var. Kemeraltı bir değer. Biz bu değerden ödün vererek bu değeri daha fazla ranta nasıl dönüştürürüz diyerek şey yapamayız, koruyamayız. Biz bu değer için cebimizdeki parayı harcamalıyız. Demeliyiz ki biz bütçemizin bir kısmını buraya ayırıyoruz. Sebep? Çünkü biz bunu korumalıyız. Bu bizim kültür varlığımız.
Öyle düşünmemiz lazım. Biz onu, diğeri de çorap söküyor gibi gelecek de diğerlerde. Tabii ki gelecek ama yani siz orayı dediğim gibi ambalaj yapsanız bile, turizm ambalajıyla ambalajlasanız bile sahici Kemer Ant olmaz o. Zaten ayakta da duramaz. Çikolata fabrikasını gezdim. Çok şahaneydi dedi Elif Hanım içeride. Evet. Yani ama orası bir aynı zamanda da bir hafıza merkezi, toplumsal hafıza merkezi. Çünkü aynı çikolata fabrikasından işte babamız da, teyzemiz de, halamız da biz bayramlarda oradan gelen çikolatalara sevinirdik. Veyahut da öbür kolonyacıdan yine aldığımız kolonyalarla bayramları misafirlerimizi ağırlardık. Veyahut da bazı alanlar var ki bizim nesiller boyunca bildiğimiz, bizi aynı şeyi hatırlatan, yani kentin hafızasını oluşturmuş bölgeler var. Kemer Ant bunun bütünü aslında. Her tarafı böyle. Dolayısıyla biz bu hafızayı, kent hafızasını, kent dokusunu oluşturan, kentliliği oluşturan hafızayı ortadan kaldırırsak, yok edersek, kentle ilgili, kent ve insanla bağını koparmış oluruz. Peki şu an kente yabancılaşır bu insan. Aidiyet yaratamayız, kentli yaratamayız, kentlilik bilinci yaratamayız. İçeride devam eden çalışmalar bir modernize etme çalışması mı, yoksa var olanı güzelleştirme ve koruma çalışması mı? Nasıl bir hava katıyor? Tabii ki orası zaten tarihi bir bölge olduğu için zaten koruma kararı olan bir bölge. Ama 2007 ya da 2008 yılında yenileme bölgesi ilan edildi. Yenileme bölgesi ilan edildikten sonra oradaki tarih ve kültür miraslarının yeniden düzenlenmesi, havraların, sinagogların, camilerin, şadırvanların düzenlenmesi, aslına göre tabii ki restore edilmesi, iyileştirmesi ve rehabilite edilip topluma kazandırılmasıydı amaçlanan şey. Ama tabii bununla birlikte o kadar çok farklı bakış açısı oluştu ki, sabahtan beri konuşuyoruz sizinle, işte çarşı mı, kültür merkezi mi, sosyal alan mı, kent şeyi mi, hafızası mı? Yani Kemer, dolayısıyla bir vizyona ihtiyacı var Kemer Altı'nın. Yani Kemer Altı'nı tanımlamak bizim haddimize düşmez, çünkü Kemer Altı bütünlüklü bir yaşam merkezi. Yani Kemer Altı'nı tek bir sıfata indirmek, bir yere indirgemek olacak iş değil zaten. Dolayısıyla da projeler yapılırken, yani proje demek de böyle çok enteresan geliyor. Yani korumak, doğrusu bu çünkü. Yani binlerce yıllık geçmişi olan bir bölgeye proje yapamazsınız. Yani insan ömrü dediğiniz nedir ki? 70 sene. 10 bin seneden bahsediyoruz. Binlerce yıldan bahsediyoruz. Yani gelirsiniz kentin merkezine proje diye bir tane hançer sokarsınız. Yıllarca sıkıntı yaratır bize, şeye, kente. Biz bunu işte ne bileyim Alsancak'ta da gördük, işte liman yolu yapılırken hala oradaki o şeyler, beton ayaklar hala işte gizlemek için sarmaşık ektik etrafına, neler yaptık neler. Yani proje kentin ihtiyaçlarına göre yapılan işler, hizmetler, bunlar tamam. Ama yukarıdan böyle ofiste ben Kemer Altı'nda bir proje yapayım da Kemer Altı'nı nasıl turist getiririm, böyle bir şey olmaz. Kemer Altı'nın bir gerçekliği var. Önce oranın yaşaması ve kamudan sosyal payını adaletli biçimde alması lazım. Çöpü toplanmalı, yolu yapılmalı, otopark ihtiyacı giderilmeli, aydınlatma ihtiyacı giderilmeli. Çok önemli öncelik zaten mecburi özelliklerden bahsediyoruz şu an. Evet. Hani her şeyimiz var, şunu da istiyoruz gibi bir şey saymıyorsunuz siz şu an. Çöp, düzen, otopark, bunlar zaten bu bizim olması hakkımız, gereken. Almamız gereken şey bu hizmet. Bu hizmetleri almamız gerekirken ve biz bu hizmetleri hala bu hizmetlerden yoksun bir alandan konuşurken, o alana projeler devşirmek çok da bana böyle gerçekçi, anlamlı ve gerekli gelmiyor açıkçası. Oraya getirdiğiniz turistin de dolayısıyla bunlar eksikken bir anlamı da kalmıyor. Yahu, biz sizi getiremiyorsak turisti nasıl getireceğiz doğru, Allah aşkına? Doğru, haklısınız. Antalya bunu çok güzel başarmadı mı? O kale içinin başaran bölgeler var. Bölgede. Şimdi bazen bir İzmirli olarak da gittiğimizde deniziyle, kumuyla, tarihiyle, gecesiyle parıl parıl olan bir Antalya'da kale içinde kalmak, bir gece de olsa kalmak bir ayrıcalık. Şehrin göbeğini başka hiçbir ayrıcalığı olmayan ve sadece sokaklarından tarih koktuğu bir yerde bir gece kalmadan gidemiyorsunuz. Ha. Demek ki bu olabiliyor. İçeride kalabiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz, eğlenebiliyorsunuz. Trafiğin olmadığı tarihi sokaklarda gezmek gerçekten çok muhteşem, farklı bir ayrıcalık. Alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Muhteşem bir alan oluşturulmuş. Doğru. Neden olmasın? Oraya her gittiğimizde hayal ediyoruz Kemer Altı'nı da acaba böyle bir yere çevirir miyiz bir gün diye. Yaşayan alışverişin olduğu ve tarihin koktuğu. Biz yıllardır Kemer Altı'ndayız. Yani Kemer Altı'nın gerçeklerini işte konuştuk sizinle. Yani
Kemal Altı prestijini yitirdi. Biz görmeyiz mi diyorsunuz böyle bir hale geldik? Yani biz bu projeleri 2007'de yenileme alanı ilan edildi. Ondan öncesi var. Kemal Altı ile alakalı hep projeler var. Ama ben hala işte dışarıda başka bir camiada Kemal Altı'nda işletmem var. Ben Kemal Altı esnafıyım demekten gocunuyorsam, bunu söylemek bana zul geliyorsa, ağır geliyorsa burada benim ciddi sorunlarım var demektir. Yani çünkü Kemal Altı'nın bir algısı oluştu ve bu algı gerçekten bu oturtulan algı ben bilmiyorum. Yani bu algı oluşsun diye mi uğraştık biz? Yani Kemal Altı ile alakalı bakın sadece sorun yöneticilerde değil. Bütün İzmirli'de. Yani İzmirli sahip çıkmalı Kemal Altı'na. Yani İzmirli şimdi bilmiyorum belki ağır bir cümle olacak ama neye sahip çıktı ki diye soruyorum ben bazen. Ne medyasına çıktı, ne esnafına çıktı. Kemal Altı'na ihanet eden İzmirlidir. Ben onu bunu bilmiyorum. Yani bütün İzmirlidir. Biz bunu sadece biz tabii ki yöneticilerden hizmet talep edeceğiz. Bizim yaptığımız bu. Biz diyoruz ki Kemal Altı'na işte sosyal adaletten eşit payı verin. Yani Karşıyaka'ya yaptığınız hizmetleri, Üçkıyılar'a yaptığınız, Bornova'ya yaptığınız hizmetleri. Yani bazı alanlarda görüyorum, işte onu örnek verdim size de. Peyzaj çalışmasına harcanan para Kemal Altı'ndaki bir aydınlatmaya harcanmalı. Yani bu kadar pay ayrılıyor mu bilmiyorum. Yani Konak Belediyesi de bununla alakalı şeydir. Bakması gerekir. Gerçi orada Konak ve Büyükşehir arasında da bölgenin işte ticari bölge olması ve özel bölge olması durumundan kaynaklı bir yetki sıkıntısı da var. O yüzden mi bütçe ayrılamıyor bunu da bilmiyorum. Biz yıllar önce bir öneri yaptık. Bunu Abdül Bey de destekledi. Kemal Altı Müdürlüğü kurulmalı. Fikir babası da odur aslında. Kemal Altı çok farklı alanlardan dışarıdan yönetilecek bir alan değil. Yani gerçekten bir Kemal Altı Müdürlüğü'ne ihtiyaç var. İçinde esnafın da temsil edildiği, orayı kullanan insanların da temsil edildiği, valiliğin de temsil edildiği, İl özel idarenin veyahut da anıtlar kurulunda temsil edildiği bir gerçekten bir müdürlüğe ihtiyacı, bir yönetim şemasına ihtiyacı var Kemal Altı'nın. Kemal Altı'nın yönetilememe sorunu var. Hı. Yani Kemal Altı başıboş bırakılmış bir alan. Şimdi bu kadar değerli alan, bakın konuşuyoruz. Gerçekten böyle bir mücevher var orada, yatıyor, orada duruyor. Ama üstü kapalı. Yani bir türlü açığa çıkartamıyoruz bunu. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani kentin merkezinde olacaksınız, İzmir'in göbeğinde olacaksınız ama sanki kırsaldaymış gibi, çeperdeymiş gibi sosyal hizmetten yeteri kadar pay alamayacaksınız. Aydınlatmadan şikayet edeceksiniz, otoparktan şikayet edeceksiniz. Yani ne demek akşam 7'den sonra bir alana girememek İzmir'in göbeğinde? Bu anlaşılır bir şey mi? Üstelik gerçekten göbeğinde, şehrin tam ortasında. Evet. Ve işte en kıymetlimiz denilen yerde, tırnak içinde söylüyorum. Çünkü her konuşan kentle ilgili yetkili kıymetli Kemal Altı diye konuşur. En kıymetliniz olan bölgeye siz 7'den sonra giremiyorsanız orası sizin değildir kardeşim. Ya da çok da kıymetli değil. Ya da evet orada bir hata var. Bir şey söylüyorsunuz ama doğru bir şey söylemiyorsunuz ya da bakış açınız bu değil. Evet, şimdi yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Noktalamaya doğru da yaklaştık. Zannediyorum son 5 dakikamız kaldı. Şimdi bu kadar araştırmalar yapıldı, anketler yapıldı. Sonuçlar çıktı, burada konuştuk. Evet. Sizin aslında sorunları yaşayanlar, tabii çözüm noktalarını en iyi de bilenler. Her şey ortada, ne yapılması gerektiği. Sizin bu sonuçlarla görüştüğünüz ya da götürdüğünüz bu sonuçları biri oldu mu? Yani ne yapabiliriz? Biz böyle bir çalışma yaptık, sonuçlar bu. Nasıl adım atabiliriz dediğiniz vallahi, yerel yönetim, başka yetkili kişiler? Valla konuşuyoruz tabii, zaman zaman konuşuyoruz tabii ama daha çok kendi içimizden dışarı çıkmıyor bu konuştuklarımız. Yani şey enteresandır böyle, yönetim koltuk enteresandır biliyorsunuz. Çok fazla dikkate alınmaz yani dışarıdan gelen sesler. Bir projeniz varsa, bir stratejik planınız varsa yani STK'ların, sokaktaki insanın, oradaki esnafın ihtiyaçları ve görüşüyle alakalı bazı şeylere dikkate almayabilirsiniz. Yani koltuk öyle bir şey. Oturduğunuz zaman koltuk sizi böyle en güçlü, en yakışıklı, en rahat, en akıllı, en zeki, en bilen yapıyor. Böyle bir özelliği var o koltukların. Dolayısıyla kendi aramızda konuşmaktan dışarı çıkmıyor. Sabahtan beri anlattığım şeyin öznesi şu. Kemal Altı'na yapmanız gereken hizmeti yapacaksınız. Biz başka bir şey talep etmiyoruz. Bakın proje talep etmiyoruz. Yani mega proje, master proje. Bizim böyle bir şeyimiz yok, beklentimiz yok. Yapılması gereken hizmette yapılamazsa bunun nedeni ne? Yağmurda su basmasın. Bana gelen İzmirli. Bakın turist de beklemiyorum şu an, gerçekçi olayım. Çünkü ekonomik olarak da çarşı zor durumda.
İzmirli gelebilsin. İzmirli gece de gündüz de istediği saatte gelebilsin. Ve İzmirli gelebildiği zaman çarşıda rahat ve konforlu yürüsün. Alışverişini rahat yapsın. Hanutçu, yağmur iş var gidilmez demesin mesela. Evet, hanutçu, işportacı, işgal edilmiş sokaklar, o elbise asılmış güzelim binaların kaybolmuş süreyetleri. Bunlara maruz kalmasın. Ben çarşıya gittiğim zaman şahane kahvemi içtim. O çok güzel yemeğimi yedim. İstediğim gibi de alışverişimi yaptım rahat rahat. Hatta şurada da dinlendim. Çıktım evime geldim. Mutlu mutlu evime geldim. Sadece tek sorun ayağımdaki ağrılar diyebilsin. Başka sorun yaşamasın. Yani biz bunu istiyoruz. Bu ancak hizmet alırsak mümkün olacak. Bunu istiyoruz. Proje yapalım, öyle yapalım. Kemeraltı burası. Orası var. Kendi var ettiği bir hayatı var Kemeraltı'nın. Bırakın proje falan yapmayın siz. Siz sadece hizmet edin. Çöp depoları, şeyler, kayıt dışı atölyeler, hurda depoları, binalardan bozulmuş otoparklar, sokaklara da ortaya çıkmış otoparklar. Hizmet edin sadece. Bunları önleyin, engelleyin. Hanutçu'ya ben gidip de veyahut da oradaki işportacıya veyahut da oradaki çığırtkana ben gidip de kardeşim sen ne yapıyorsun? Çığırtkanlık yapma bakayım diyecek halim yok. Doğru. Kamu gücünü kullanıyorsunuz. Hukuku, kanunları uygulayacaksınız. Uygulamanız lazım. Biz esnaf olarak bunu bekliyoruz. Bakın söyledim. Bu sadece hani böyle ekmek parası olarak görüyorsunuz ama inanılmaz doğruda haksız rekabete yol açan bir ortam oluşturmakta. Buna denetlenmesi lazım. İzmirli'nin kafasında Kemeraltı imajının değişmesi lazım her şeyden önce. Biz yeniden esnaf olarak saygınlığımızı kazanmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Bize gelen müşteriler İzmirli ya da dışarıdan fark etmez. Kemeraltı esnafına güvenmesi lazım yeniden. O eski günlerde olduğu gibi. Ve Kemeraltı'na da güvenle girip çıkması lazım. Evet. Yani kriminalize olmuş bir bölge gibi bahsediyoruz Kemeraltı ve etrafından. Aman oraya girilmez, buraya girilmez. Neden yahu? Nasıl bu hale geldi? Niçin bu hale geldi? Bakın bu alanlarda çok ciddi soru işaretidir. Birçok insan da bunu düşünür. Bilinçli olarak mı kaderine terk ediliyor? Bilinçli olarak mı çöküntü alan haline getiriliyor? Bilinçli olarak mı kriminalize olmuş bir alan gibi gösterilmeye çalışılıyor Kemeraltı? Bunun tarla başında örneğini gördük biz. Sulukule'de örneğini gördük biz İstanbul'da. Eğer belli bir amaçla, belli bir sermaye grupları lehine böyle bir tutum içindeysek bunu da bilelim. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Kentin merkezinde sanki çeperdeymiş gibi çitlenmiş bir alan yaratıp bu alanın içindeki sosyal hayatı, ticari hayatı, daha doğrusu orası kamusal alandır. Orada kamudaki yani toplumun her kesiminden insanların bir araya geldiği alandır. Burayı bu kadar başıboş bir alan hale getirmek kimin hangi şeyin çıkarını olabilir? Grubun çıkarını olabilir. Şimdi yani AVM'lerin çıkarını mıdır bu? Yani AVM'ler daha çok iş yapsın diye mi biz Kemeraltı'nı böyle başıboş bırakıyoruz, hizmetten yoksun bırakıyoruz? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani öyle olmadığını, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani öyle değildir. Ben, temennim o yönde. Ben kafamızdaki, yani bakın bu işe fitne katmak falan değil. Onlarca yıldan bahsediyoruz. Sorunları onlarca yıldır çözülmüyor. Bu şu anki yönetimin de şeyi değil, sorumluluğu değil. Biliyor musunuz? Yani Tunç Bey'i biz umutlandırdı, doğru. Çünkü gerçekten Kemeraltı'nın ayrı bir önem verdiğini gördük. Vurguları hep böyleydi. Ama bu 50-60 yıllık bir sorun. Bu yeni bir sorun değil. Bu şu anki yöneticilerin yarattığı bir sorun değil. Peki, bundan Tunç bahsetmiyorum. Tunç Bey'in gelmesiyle son 2 yıldır değişen... Çalışmalar, küçük küçük çalışmalar var tabii ama alana bakışın değişmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bizim demin bahsettiğim gibi yani... Bir yerde bir AVM açacaksınız, milyon dolarlık yatırımlar yapıyorsunuz. Belediye olarak oraya alt geçit veriyorsunuz, üst geçit veriyorsunuz, trafiği değiştiriyorsunuz, ağaçlandırması, peyzajını gerekirse yapıyorsunuz. Neden? Kent yatırım alıyor diye yapıyorsunuz bunu. Eyvallah, söyleyeceğim de bir şey yok. Bunlar da yapılmalı. Ama kent yatırım alsın diye bu kadar katkı sağlarken, katkı sunarken, yolunu açarken, altyapısını düzeltirken, bütün o imkanları, koşulları sağlarken Kemeraltı gibi bir bölgeye, kentin hafızası, kültür geçmişi olan bir bölgeye bu kadar duyarsız kalmayı anlayamıyorum. Şimdi zaten burada yaşanan sorun var. Üzerine bir de pandemi var. Depremle birlikte şimdi bir de o bölgede birçok kamu kurumu, belediye,
boşaltılması söz konusu. Hı-hı. Oradaki çalışanların oradan çekilmesi söz konusu. O zaman dertler katmerlenerek de daha da artacak gibi görünüyor. Neleri düşünüyoruz değil mi? Yani koskoca binlerce yıllık bir kement tarihinde şu an sizin iki tane çok önemli vurgunuz var. Birincisi çarşıya girerken sokak seçmenizdi. Birincisi buydu. İkincisi de şu söylediğiniz. Kemeraltı gibi 10-14 bin esnafı besleyen bir alanın oradaki birkaç tane kamu kurumuna ihtiyaç duyması. Oradaki personelin yemek yemesine, alışveriş etmesine ihtiyaç duyması. Evet yani hadi diyelim ki bu 5 bin. Bu çarşının durumunu da özetliyor aslında. Hadi diyelim ki 5 bin 6 bin evet. Ve gerçekten çok haklısınız şu an Kemeraltı'ndaki esnaf aman belediye oradan gitmesin, valilik oradan gitmesin, emniyet, SSK oradan gitmesin diye gerçekten teyakkuz durumunda çok sıkıntılılar. Ama çarşı neden bu halde? Neden bu kadar küçük alana muhtaç? Yani sadece bir gruba muhtaç? Evet. Sorunların aslında buradan tartışılmaya başlanması lazım. Ve süremizi de aşıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuşulacak çok şey var. İşinden çıkmak zor. Ama gönül istiyor ki... Uzun konuş. Evet, konu çok uzun. Bir şeylerin artık yürütülüyor olmasını konuşmak. Bir yola girdik. Daha yakalamadık ama yola girdik. Düzelteceğiz demeyi konuşmak gönlümüz istiyor. Bakın biz 40 senedir, 50 senedir hep umutla yaşıyoruz. Yani Kemeraltı'na işte Çakmur, işte ne bileyim bütün belediye başkanları, yani bütün belediye başkanları katkı da sunan var. Çok ciddi katkı yapan da var. Ama biz hep Kemeraltı'nı konuştuk. Yıllardır. Yani bizim babalarımızla konuşun, bizim dedelerimizle konuşun. Çarşıda 70-75 yaşında esnaf abilerimiz var. Çarşıda doğmuş, çarşıda büyümüş, hala devam eden. Biz bunlarla da konuşuyoruz. Onların çocukluğunda da duyduğu hikayeler aynı. Bu çarşı böyle olacak. Bu çarşı böyle olacak. Ama hala biz bu anlamda eksiye giden bir görüntü şey yapıyoruz, tespit ediyoruz. Pozitif anlamda görüntüler çok az. Bazı lokasyonlarda Havra Sokağı'nda bir düzenleme oldu. Havra Sokağı'ndaki düzenleme şahane mi oldu? Ama bir düzenleme oldu. Şahane olmadı. Yani belki oradaki projede biraz daha o sokağın ihtiyaçlarını daha duyarlı, daha hassasiyetle yaklaşılsaydı şahane de bir proje olabilirdi. Şahane mi oldu ama bir proje oldu. Bakın Yahudi cemaati orada çok ciddi işler yapıyor. Yani orada birinci şey etsayım bitti sanıyorum ki sinagog olarak restorasyonu bitti. İkinci sinagog karıştırabilirim heyecanımdan. Şeyleri başlayacak. Çalışmaları başlayacak. Restorasyonu başlayacak. Çok ciddi yerler kazanıyoruz biz oralarda. Hı hı. Aslında. Ama siz oraya ne kadar değerli yer yapıp kültür sanat merkezi için uygun alanlar açarsanız açın. Benim söylediğim bu sosyal şeyleri sorunları gidermeden insanları getirmek çok kolay değil. Evet. Kesinlikle. Yani yatırım almak da çok kolay değil. Siz bir yatırım yapacaksınız. Bu sefer her şey bir hayalde kalıyor değil mi? Hayalde kalıyor. Kalmak yatırım yapacaksanız tabii. Elinizde atıyorum sınırlı sayıda bir sermayeniz varsa bunu yeşerecek bölgeye götürürsünüz. Şu an Kemeraltı'nın görüntüsü o değil. Bunun düzelmesi lazım. Evet. Bunun düzelmesi lazım. Ben çok teşekkür ediyorum. Bitirirken çok özür dilerim. Lütfen buyurun. Ben Sancar Marufluyu, Sancar abi İzmir babayı anmadan da bitirmek istemiyorum. Biliyorsunuz iki gün önce kaybettik kendisini. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sancar abinin kişiliğinde bizim aslında almamız gereken dersler vardı. Yani o gün biz anmada da bunu yaşadık, bunu gördük. Yani herkes doldurmuştu orayı. Mevkinin, makamın, zenginliğin, ekonomik gücün ya da iktidarın yani ne kadar da aslında uçucu olduğunu, asıl olan şeyin insanların, kentin gönlünde yer etmek, yer tutmak olduğunu gösterdi Sancar abi bize. Sancar abi çok enteresan bir kişilikti. Yani İzmir'in son İzmir beyefendilerinden biri bir kere. Yani onun karakteri, kişiliği, örnek kentli tutumu hepimizin ders alması gereken bir durum. Sancar abiyle biz geçen seneydi sanıyorum en son konuştuğumuzda. Bütün STK'lara, bütün İzmir gönüllülerine, yani zaten onlarca STK kurmuş hala da bir sürü STK'nın yönetiminde olan bir insandı. Destek veren, hamilik yapan, yani fakir fukaranın babası bir adamdı ve bunları bilmezdiniz. Kimse bilmezdi. Ne yaptığını, yaptığı iyilikleri bilmezdik. Bir misyonu daha vardı Sancar abinin. Sancar abi toplumsal yapıda vatandaşla kamu kurumu yöneticisinin arasında bir bağdı. STK ile kamu kurumları arasında bir bağdı, bir katalizördü, bir birleştirici güçtü Sancar abi. Sancar abinin... örnek kişiliği, örnek kentli insan, örnek beyefendiliği dışında kentin sosyal hayatına da çok önemli katkıları vardı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hakkını bize helal etsin, İzmir'e helal etsin. Çok sağ olun, ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum size de. Kemeraltı esnafına da selamlar, sevgiler gönderelim.